Şebnem Tozlu size demel duet teklif edilmişti. Ne düşünürsünüz bu arada? Böyle bir təklif gözləmirdi, həm də yəni deyə, mən bilmirəm, yəni bu insana mən həyatda tanış deyiləm, eşitmişəm ki, insan kimi pis insan deyil, amma yəni duet, biz çox fərqli müğənniyik və yəni fərqli dünyalarımız var, ümumiyyətlə, mən düşünürəm ki, yox, duet alınmazdı bizdə heç vaxt, amma məsələn, Aygün Bəllərlə də biz fərqli bir müğənniyik, amma biraz bu başka meseledir. Aygün başka meseledir. Hem de Aygün'ün hatırını da çok istedim. Allah rahmet Ha, Allah eylesin. rahmet eylesin. Ve ama burada yani bence Vefa Şerifay'la düet yazsa daha meraklı olur. Ben istedim ki Nigar Hanım yine de sayfelerde haber portallarında biraz çok tevazukarlık edip demek istedim ki Nigar Hanım ben sizi Eurovision'da Eldar Qasımovla olan duetiniz ve uğurunuza göre tanıyorum. Ve ondan sonra hiçbir hit mahnınızı, neyse bir gördüğünüz lahiye, işlerinizi görmemişim. Yani ben görmediğimi deyirəm. Ona göre de siz mənə məsləhət görürsünüz ki, hansısa bir ifaçı ilə oxusun. Yani ben o adı çekmirəm, çünkü yeteri kadar, lazımı kadar reklam vermişim. Bu artık özüme bir qadağa koymuşam bu adı. Size de demek istedim ki canım benim, bana bir verilişte sual verdiler sadece olarak. Siz Nigar Hanım'dan bir duet okuyarsınız mı? Ben orada tabii ki bir hanım kimi biraz acı davranmadım ya sert davranmadım. Sadece öz sesime güvenerek böyle bir ifade işlettim ki. Mən Nigar Hanım'ın seçtiği bir repertuarda, hansı bir repertuar olur olsun, onun janrında oxuyaram. Buna mənim səs imkanlarım yüksəkdir. Ona görə də siz başqa cür başa düşməyin. Məsləhətinizə görə də çox sağ olun. Mən kimlə necə oxumağı çox gözəl bilirəm. Çünki mənim səs imkanlarım hər janrlara yol verir. Eldar Qasımovla lazım olarsa, mən güzel bir duet edebilirim. Bunu ben istiyorumsa. Yani siz hiç vaxt dinlediğiniz efirlerin dediği kadar özünüze sərf edecek kadar hiç vaxt müsahibe vermeyin. Xahiş edirəm. Dinleyin, yerine yetin, sonra cevap verin. Öpürəm mərminizi.